Fright sunar. Evet. Ve evimize geldik. Ve evimize geldik. Ya aşkım tam bir delisin yani. Kapının orada kucağını alsaydın yeterli olurdu. Aşkım olmaz. Evrene mesaj yoldum. Artık sabah akşam kucağımdasın. Ya deli. Herkes duyacak. Zaten duyacaklar. Duysunlar. Mahalle inleyecek. Mahalle inleyecek. Hadi bakalım. Evet. Kapıyı nasıl açacağız? Yapacak bir şey yok. Gerekirse delirim. Deliz'cim kapıyı aç, sonra bir daha kucağına alırsın beni. Dil olmaz. Bir kez aldım seni kucağıma, asla indirmeyeceğim yatak odasına çıkana kadar. Ya ne sandınız? Bu sefer eşeği sağlam kazığa bağladım. Halkayı geçirdim parmağına. Ben korkmaya başladım ya. Hayır yani evlenene kadar sevişmeyelim dedik ama hani acaba önden biraz su mu salsaydık barajdan? Ki bu coşmuş, bildiğin coşmuş yani. Ne sandınız? Boşuna mı taktım bu halkayı parmağıma? Woo! Yeah baby! Merhaba, merhaba. Biz yeni komşularınız Deniz ve Nil. Yeni evlendik de adettendir diye böyle kucağına aldı, indirmiyor da. Acaba kapıyı açabilir misiniz zahmet olmazsa? Ay, bir gerek yok. Deniz. Ne? Deniz. Deniz. Efendim. Ya beyefendiye izin verirsin kapıyı açar ya da seninle boşanırım, bu kadar basit. Ben açacaktım kapıyı. Peki beyefendi, sol cebimde anahtar var. Gerçi de emri var gibi değilse. Evet evet. Bu ne demek beyefendi? Evet tamam, sağ ol. Teşekkürler. Çok sağ olun. Anahtarı bir daha bırakır mısın? Teşekkürler. Sağ olun beyefendi. Sağ ol dayı. Yarı çaya beklerim. Yani bir hafta sonra. Çünkü bir hafta sen benimsin. Pardon aşkım. Pardonunuz kim aşkım ya? Ve geldik. Hadi bakalım. Gerçekten her genç kızın hayali. Kocam beni yatağa kadar taşıdı, sonra da fırlatıp attı. Süper. Bana birkaç saniye ver istersen, sen o sırada soyun. Aşkım. Gerçekten çok romantiksin. Ya ben kimle evlendim böyle? Bunun emirden hiçbir farkı kalmadı evlenince. Ne yapacağım? Tamam, nereden başlıyoruz? Kabuğumdan başla Deniz'cim. Ben muzum ya. Fermuardan başla istersen. Tamam, tabii. Tamam. Şöyle. Aşkım fermuarı çek, aşağı doğru böyle çek yani. Ha öyle mi oluyor? Çünkü ben gizli bir kod gireceğimi düşünmüştüm. Çünkü hayatımda ilk defa fermuar açıyorum diye. Açamıyorsun ama. Çünkü açılmıyor. Kahretsin, açılmıyor ya yani. Gerçekten nasıl bir şey bu ya? Çıtımın fermuarı. Hayır düğme var kan, neden? Yani düğme var, düğme yani. Niye fermuar? Nil anlamıyorsun, çok ince çalışmam lazım. Neşter. Kımıldama. Bence şöyle bir şey yapalım. Nasıl bir elbise giymişsin? O yüzden elbiseyi biraz yukarı kaydıralım ve şlak şlak işimizi halledelim. Oldu aşkım. İstersen ben çıkarayım, vereyim sana. Sen içeride işini gör, sonra geri getir. Ya aşkım ne olacak? Biraz kaldıracağız, işimizi halledeceğiz. Yani göbeğinde toplayacağız eteğini, ne olacak? Hayatta olmaz. Peki, tamam. O zaman şöyle bir şey yapalım. Yapacak bir şey yok. Gelinliğimi mi keseceksin? Nil, fermuarlı olan kısmı biraz keseceğiz. Ölürüm de kestirmem o gelinliği sana. Aşkım bir daha ne zaman giyeceksin ki? Ya nikah tazelemek istersek? Neden öyle bir şey yapalım Nil? Ya kızımız düğününde anasının gelinliğini giymek isterse? Kızımız olacağı ne malum? Ben bu gelinliği saklamak istiyorum Deniz. Bak ben sana yenisini alırım, daha güzelini.
Olmaz. Bak, o zaman şöyle yaparız. Sen benim damatlığımı kesersin, ödeşiriz. Tamam lan, kes lan. Lan mı? Kes tabii kes. Sıkıyorsa kes lan. Sıkıyorsa bu gelinliği şu anda, şimdi kıtır 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 kes hadi. Kes, kesersen ne olacak? Elini sürdürmem, ölü gibi yatarım yanında. Anana ana demem, babana baba demem. Ocağına incir ağacı dikerim. Dar mezara giresin, tez vakitte ölesin. Bir elin dışarıda kala, gelen geçen eşek bağlaya. Deniz, hadi uyu artık. Açılacak mı? Ya Deniz, o açılsa bile dükkan kapandı. Yok 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 yok, dükkan kapanamaz. Deniz, daha çok gecemiz olacak, hiç merak etme. Niye? Düğün gecemiz böyle olamaz. Ya daha çok gecemiz olacak diyorum sana. De uyu. Gerçekten olacak mı? Olacak. Oo, mahalleyi inleteceğiz. Oo, evet. Mavi, yaralanma. Günaydın kocacığım. Günaydın. Aman da aman benim. Kocaman benim, kocam da kocaman, aman da aman. Sen uyumadığında bütün gece fermuarımı açmaya mı çalıştın? Gecenin üçünde beni uyandırıp yatağın üstünden altına, altından duvara, duvardan duvara. Sonra havada bir paren. Ah! Ya bunu nereden buldun, bu bizim düğün fotoğrafları mı? Evet. Bakayım. Ay! Ay bu kim? Emmi. Emmi kim? Amcam Nil. Ha. Bunlar kim? Yuh artık Nil ya. Annemle babam. Yani bir dakika, yani biz biraz acele ettik yani, annemle babamı tanımıyorsan. Ama benim gözüm senden başka kimseyi görmüyor ki. Sakın. Dur hızlı hızlı geçme. Dur. Burayı geçin. Ah! Bak bu senin o çok güzel olan kuzenin. Ne güzel kızdı bu. Kuzenim değil, eski arkadaşım. Öyle mi? O kadar yakındınız ki dans ederken, ben senin kuzenindir diye düşündüm kesin. Eskiden yakındık, fazla yakın değiliz artık. Vallahi umarım öyledir. Sonuçta eski sevgilini düğüne çağıracak halin yoktu yani, değil mi? Çünkü çağırsaydın sikerdim belanı. Ne? Yani ne? Eski sevgilini düğüne niye çağıramazsın? Böyle bir şey mi var ya? Ne kadar saçma. Böyle bir kural mı var yani? Kural varsa niye yazmıyorlar hiçbir yere? Evlilik. Nerede? Yok, 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 yok. Madem veriyorsunuz bu cüzdanı, nasıl bir araba kullanılır, nasıl evlenilir? Nerede? Yok. Al. Tamam. Evet, eski sevgilinizi düğüne çağırırsanız Nil belanızı siker. Bayağı yazıyormuş. Tamam o zaman kuzenim de. Kuzenim de, boş ver kuzenim de, ne olacak, ne zaman göreceksin simgeyi bir daha, kuzenim de geç. Yani kuzenim tabii ki, ne diyeceğini merak ettim sadece, o yüzden öyle bir şaka yaptım. Şakası bile komik değil. Tamam. Ne alaka abicim ya, ne alaka ya. Yani gerçekten kafayı mı yedi, tabii ki istediğimi davet edebilirim yani, ben simgeyi 20 senedir tanıyorum ya. Yazlıkla birlikteydik, birlikte denize girdik. Ailesini seviyorum simgenin, babasını, anasını, herkesi, anneannesini, herkesi seviyorum simgenin. Niye çağırmayayım ya? Yani simge düğünüme gelme mi diyeceğim ya? Yok öyle bir şey ya. Tamam boşver, zaten simgeyi ne zaman bir daha göreceğim ki? Aa bak Deniz, kim geldi? Simge bak kim gelmiş Deniz. Simge. Simge, Simge. Kuzenim Simge, evet. Yani biliyorsunuz İkiz'den de ben çok özür dilerim. Yani biliyorsunuz ben Erci'de kalacağım diye otel falan ayarlamadım. Şimdi o da Kazakistan'a gitti çekime diye. Beni de koydu kapının önüne. O zaman biz sana bir otel buluruz. Sen bir otelde kalırsın, biz onu buluruz, ayarlarız. Benim param da yok. Bende para var. Aslında para yok. Bende altın var. Sana iki çeyrek veririz ve sen de o otelde kalırsın. Kuzenini otele mi yerleştireceksin? Uzaktan kuzenim ama Nil. Yani uzak kuzenler olduğumuz için öyle yani, uzak. Deniz'cim uzak yakın yani. Ayıp olmuyor mu? Tamam birkaç gün kimseyi beklemiyorduk biz de, doğru ama olsun yani sonuçta. Deniz'cim, eğer bu kız eski sevgilin çıkarsa senin o kuru götünü gerçekten bu sefer sikerim. Evet.
Sence yatsak mı? Yani biraz geç oldu. Kızı tek başına bırakmayalım, ayıp olur. Beş diyorum sana, beş. Ucu açık. Yani altı da olabilir, sabaha kadar 8 olur. Tamam peki, ikna oldum. Ama böyle pat diye ikimiz gitmeyelim. Sen önden git. Tamam. Ben böyle bir bahane bulurum. Uykum geldi falan derim. Arkandan gelirim. Harika. Tamam. Bekleyeceğim. Okey. Başlıyorum. Tamam. Kalkışa geçiyorum. Geç. Zırp zırp. Zırp. Yapıyorum. Hadi. 3, 2, 1. Evet, evet. Benim yatmam lazım. Güzel bir film ama yatmam lazım. O yüzden sizi yalnız bırakacağım. Tamam mı? O yüzden canım, kuzenim, lütfen yaramazlıklarından bahsetme. Merak etme, merak etme. Çok iyi bir kuzen olacağım. Harikasın, güzel. Aşkım, öpüyorum. Öptüm. Ben de. Neymiş denizin yaramazlıkları? Aa, çok ayıp ne? Ne var canım, kocam o benim yani, bilmek hakkım sonuçta. Aman Deniz'in ne yaramazlığı olacak? Yani ilk sevgilisini anca 25 yaşında yaptı bu çocuk, öyle düşün. Öyle düzgün bir çocuk. Deniz. Deniz. Lan bu Deniz'in bayağı uzaktan kuzeni. Haklıymış yani, çünkü Deniz bayağı zampara yani. Hani bunu ben bile biliyorsam, bu bilmiyorsa bir garip. Ama neyse, bu kadar muhabbet yeter. Hadi bakalım Nil, şöyle güzel bir esneme numarası yap. Ondan sonra da Deniz'in yanına, altına, üstüne artık Allah ne verdiyse. Ay ben ne kadar yorulmuşum ya. Ben gidip yatsam kusura bakmazsın değil mi Nil? Ha yok. Ay tutamıyorum çünkü. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Lan bildiğin numaramı çaldı kız. Neyse git peşinden hadi. Deniz. Sen geldin. Nil ne? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum ya? Yapmak mı istiyorsun? Evet. Nil tamam. Yapma ya. Nil tamam. Tamam yapalım. Çok güzel yapalım. Ama işemem lazım önce, yoksa biliyorsun. Yani hiç zevkli bir şey olmuyor. O yüzden bir işimi yapayım, geliyorum hemen. Tamam hadi yap, tamam. Gel. Sen de hazırlan. Tamam. Ben de kendimi hazırlayayım da hazır bulsun. Senden bir aklından çıkmıyorsun. Lan bu bana mı yazıyor? Hayır hoş da kız ama ben evli bir kadınım. Yani biliyorum ilişkimizin üzerinden seneler geçti. Ama seni dün gördükten sonra anladım ki ben sana hala aşığım Deniz. Nil! Ne diyorsun lan sen? Simge. Deniz! Nil? Orospu çocuğu. Nil ne yapıyorsun yatakta? Üstelik kuzenimle. İstediğin kadar kıvran, siktim belanı. Hadi bakalım. Açıklayabilirim Nil. Aşı başına gelenler, başına gelen sürü ne yapayım ben? Altı sıvı kaş yapayım derken, ne istedim şu gözlerden? Şu parayı al, denileni yap, ona buna bakayım deme. Yarım kilo bal sana tabii yok. Git o zaman ağla köşede. İyi. Sprite sundu.